AKP-MHP ittifakının çıkardığı infaz düzenlemesi kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında serbest bırakılan suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezası ile ilgili avukatı Gökhan Kılıç açıklama yaptı. Kılıç, kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek istinaf ve temyiz incelemeleri aşamalarından sonra kararın onanması halinde kesinleşmiş olacak ve infazı söz konusu olacaktır dedi. AKP-MHP ittifakının kamuoyunda af yasası olarak bilinen infaz düzenlemesiyle hapisten çıkan suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı, tekrar cezaevine girmemek için istinafın yolunu tuttu. Alaaddin Çakıcı'nın avukatı Gökhan Kılıç, infaz düzenlemesi kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında serbest bırakılan müvekkiline verilen 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacaklarını belirterek, istinaf ve temyiz incelemeleri aşamalarından sonra kararın onanması halinde kesinleşmiş olacak ve infazı söz konusu olacaktır dedi. Ankara'da yer alan habere göre, Kılıç konuyla ilgili açıklamasında müvekkilim yargılama aşamasında gerek 18 hastalığının bulunması nedeniyle raporlu olduğundan ve gerekse COVID-19 pandemi şartları nedeniyle ifade verememiştir. Müvekkile ait rapor avukatları tarafından sayın mahkemeye ibraz edilmiş ve müvekkilin bir sonraki celse ifadesinin alınması talep edilmiş ise de sayın mahkeme süre vermemiş ve müvekkilin ifadesi alınmadan aleyhine tek bir delil olmaksızın hakkında tecziye kararı verilmiştir ifadelerini kullandı. Alaaddin Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu 27 sanık hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeğen Adem Çakıcı'nın silahla yaralanması ile birlikte çok sayıda silahla yaralama, silahla yağma, tehdit suçlarından görülen davada karar 15 Eylül 2020 tarihinde çıkmıştı. Sağlık sorunları gerekçesiyle karar duruşmasına katılamayan Çakıcı'ya tasarlayarak öldürmeye azmettirme teşebbüs suçundan mahkemenin 17 yıl hapis cezası vermesi üzerine Çakıcı'nın yeniden hapse girmesi gündeme gelmişti.